Bizim çok büyük iki tane sorunumuz var. Bir tanesi, biz nüfusumuzu bilmiyoruz burada. Kaç tane insan yaşıyor burada? Kaç milletten kaç insan var? Bunu bilmiyoruz. Bu çok önemli. Bunu bilmemek plan yapamamayı gerektirir. Nüfusu bilmezseniz nasıl plan yapacaksınız? Nasıl hastane ihtiyacını belirleyeceksiniz? Yol ve diğer altyapıyı nasıl ayarlayacaksınız? Yabancıları mal satışına gelince, evet, kullandığımız para nedeniyle biz ayrı bir devlet olduğumuzu söylüyoruz ama kendi para birimimiz yok. Merkez Bankamız, darphanemiz yok. Merkez Bankamızın başında Türkiye'den gelen birileri var. O nedenle biz ekonomiyi de kontrol edemez durumdayız. Yani Türkiye'de ne olursa bize de yansıyor büyük oranda. Bu paramızın değer kaybetmesi, yabancıların paralarının değer kazanmasını gündeme getirdi. Ve bu da emlak sektöründe bir patlamaya neden oldu. Avrupa'da rüyasında göremeyeceği kalitedeki evleri yarı fiyata, üçte bir fiyata Kıbrıs'ta alır duruma geldiler. Ama çok büyük bir yanılgı vardır. Yani betonlaşmayla, bina satmayla kalkınma olacak ve ülke refaha kavuşacak. Bu çok yanlış bir şeydir. Türkiye'de örneğini görüyoruz. Yollar yaptım, köprüler yaptım, yaptım diyorlar ama halk çok kötü durumda. Biz çocuklarımıza ve torunlarımıza Kıbrıslılar olarak artık ev alabilecek, konut alabilecek durumda değiliz. Ekonomimiz çok kötüdür. Çok radikal düşünüyorum ben. Bu hükümetin gitmesi lazım. Gelen hükümetin halka bir deklarasyon yaparak 5 sene mal satışını yasaklıyorum. 1 sene içinde nüfus sayımı yapacağım. Çalışma izniyle vatandaş olmayı kaldırıyorum. Güneyde uygulama budur. 4 sene çalışır adam, gönderilir. Tekrar gelirse 1-4 sene daha. Bizde herkese bol keseden vatandaşlık dağıtıyorlar siyasi olarak. Bunu yasaklardım. Ve bir program koyarak önümüze bu ülkenin daha iyi duruma gelmesini sağlamaya çalışırdım. Çok kötü durumdayız. Emlak satılıyor, özellikle Long Beach İskele bölgesinde. Kanalizasyon yok, altyapı yok, okul düşünülmemiş, park düşünülmemiş, yeşil alan düşünülmemiş. Geçirgen olmayan alüvyon zemin üzerine gökdelenler yapılmış. Deprem bölgesinde bir ülke. Ne olacağımızı kimse bilmiyor. Dilerim ki kötü bir durum olmasın. Yani yabancılara böyle sorma girhanı gibi imkan tanınması ve mal almalar. Üstelik sattıkları mal da Rumların malları. Yani bizim malımızda diye. Yani Rum'un ganimet malını yabancılara daire yapıp satıyoruz. Çok kötü bir durum. Durdurulması lazım.